Yunuskap Söge'den geldim. Söge'de 30 senedir esnaftım. Ben öyle bir kabiliyetim vardı, bir arabanın plakasını sattığım arabanın 10 sene unutmazdım. Fakat 6 aydır Çin'e geldim, şimdi traktör bayiri yapıyorum burada. Bu bazı istasyonu mudur, nedir, telefon numarasını ben unutmazdım, birinin telefonu söyledi mi. 6 aydan beri hiç bakmadan şey yapamıyorum. Yani bu mu yapıyor acaba bilmiyorum, bundan mı kaynaklanıyor? Bu bazı istasyonların buradan kaldırılmasını mı istiyor? Kaldırılmasını talep ediyorum. Yani o ondan mı geliyor bu, ondan mı şey oldu? Unutkan oldum ben şimdi. Telefonumda senin numarayı biliyordum. Şimdi baka baka zor alıyor. Eski şeyim kalmadı. 6 aydan beri bu şey yaptı ama yaşlandım. Ama bu bazı istasyonundan mütevelli bu akçasının olduğunu bu da bir türlü. İki tane de birden, bir tane de bir binada var. Evim de orada. Evet. Yani bir arada sıkıştık gibime geliyor. Bu işlerden bir yardım şey yapacak bir şey. Kaldırmıyorlarmış. Nasıl kaldırmazlar ya? Gitsin de halı tepesine koysun. Ben Murat. Asit giyimde yardım ediyorum. Amcamı yardım ediyorum. Şu anda sağımızda ve solumuzda olmak üzere iki tane baz istasyonu var. Bunlardan da çok şikayetçiyim. Nedeni de aşırı derecede yorgunluk hissi veriyor. Bir de halsizlik yaptığını düşünüyorum bu baz istasyonlarını. Adım Alper Aktam, 1960 doğumluyum, yani 52 yaşındayım. Yeni mahallede oturuyorum. Buranın sakinlerindeniz. 2008-2009 gibi yıllarında baz istasyonu kurulduğunda hiçbir şeyimiz yoktu, sıkıntımız yoktu. Yani biz bu baz istasyonu kurulmasını istemiyorduk. İnsanlarda çeşitli rahatsızlıklar yapıyordu. Unutkanlık gibi, deri döküntüleri, kanser gibi rahatsızlıklar yapıyordu. Ve bunun etkilerinin biri de ben de kendimde gördüğümü hissediyorum. Çünkü gözüm benim daha iyi görüyordu. Şu anda gözlerim %1 civarını görmeye başladı. Fazla görmüyorum. Bunun sebebinin en büyük sebebinin birinde baz istasyonu olduğunu inanıyorum. Çünkü baz istasyonu kurulurken yerden 40 metre yüksek olması gerekiyordu. Burada kurulan baz istasyonu takriben 20-25 metre yüksekliğinde. Bu da bizlere çok büyük bir etki yapıyor. Etki yapması yani bizlerde çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Ayrıyeten bu merkezde baz istasyonunun en az 4 kilometre kare alana etkisi var. Bu 4 kilometre kare etki alanında çocuklar var, yaşlılar var, bizler gibi kısmi özürlü insanlar var. Bizler hepimiz bunlardan etkileniyoruz. Balkonlara çıkamıyoruz, kapılarımızı açamıyoruz. Yani zamanında kalkması için mücadele verdik. 300 civarında imza topladık. Kaymakamlık makamına, önce savcılığı daha sonra kaymakamlığa götürdük. Kaymakamlık 2009 gibi götürmüş olduğumuz üst makam, Çin'deki kaymakamlık makamı söylemiş olduğumuz şey şuydu. Efendim bunu Ulaştırma Bakanlığı'na değil, Sağlık Bakanlığı'na ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na göndermenizi rica ediyoruz demiştik. Kaymakam Bey bizi tersledi. Ben istediğim yeri gönderirim dedi ve Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdi. Zaten bu baz istasyonlarına izin veren Ulaştırma Bakanlığı'dır ve Aydın Valisi'dir. O zamanın Aydın Valisi emriyle verilmiş olan bir izindir. Taşeron firmalara izin veriliyor. Şimdi hepimiz şeyi karşı değiliz, teknolojiyi karşı değiliz. Hepimizin cep telefonları var. Fakat taşeron firmalar getirip bunları merkezlere kuruyorlar. Bunlar şehir dışına kurulması gerekiyor. Yani şehir dışına kurulması demek, yol demek, oraya elektrik gelmesi demek, oraya ayrıyetten bir istihdam, yani bir kişi istihdam, işçiyi istihdam etmek gerekir. Bu da masraf demektir. Bu insanların canlarını hice sayarak, insanların hastalıklarını hice sayarak burada getirip şehrin merkezine kuruyorlar.